Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey müminler. Ey Müslümanım diyenler. Bak dışarıdakinden bahsetmiyor. Gavurdan bahsetmiyor. Efendime söyleyeyim putperestten bahsetmiyor. Yahudiden bahsetmiyor. Hristiyandan bahsetmiyor. Ben Müslümanım diye dolaşanlara söylüyor. Biz de Müslümanız hoca diyenler var. Bir de gerçekten Müslüman olanlar var. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey müminler Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Takvalı olun. Yani Allah'ın emirlerine uyun. Yasaklarından kaçın. Doğru bir adam olun. Doğru bir Müslüman olun. Emir ya. Rica değil ha. Tavsiye de değil. Emir. Ey Müslümanlar dost doğru olun. Ne demek dost doğru olmak? Haramdan uzak duracaksın. Küfürden uzak duracaksın. Münafıklıktan uzak duracaksın. Faizden uzak duracaksın. İçkiden uzak duracaksın. Zinadan uzak duracaksın. Hırsızlıktan uzak duracaksın. Her türlü Allah'ın yasak ettiği şeyden uzak duracaksın. Böyle dost doğru olunur. Yalan söylemeyeceksin. İftira atmayacaksın. Yani ne varsa emir bunlara uyacaksın. Sonra dost doğru olun. Emirlere uyun. Ve kûnû me'as-sâdıkîn ve doğrularla birlikte olun. Sadıklarla, Allah'ın sevdiği kullarıyla, dost doğru gitmeye çalışanlarla beraber olun. Bizim emir bu. Bu bir ayet-i kerime. Bizim görevimiz bu. Dost doğru olacağız. Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayacağız. Tam ama tekmir uygulayacağız. Sonra da doğrularla beraber olmak için çaba sarf edeceğiz. Ayetin nüzulü sebebi başkadır. Bir konusu vardır. Ama Kur'an kıyamete kadar hükmü olan manası bütün Müslümanları kapsayan bir kitaptır. Efendim o günü anlatıyordu, o günküleri anlatıyordu, bugünküleri yok öyle bir şey. Bugünküleri de anlatıyor, bizi de anlatıyor. Ey Müslümanlar dost doğru olun ve sadıklarla, doğrularla, salihlerle beraber olun. Sevap günah dengeniz olsun. Sevap günah dengeniz olsun elinizde. Ölçü yapın.